Gözüm kokuyor. Bildiğiniz gibi Türkiye'de başveren zelzeleden sonra 10 şehrin her birinde insanlar ağır zararlar çektiler. Sadece sevdikleri insanları itirmekle kalmadı, aynı zamanda kazanç yerlerini de itirdiler. Buna göre de belediyelerin her biri farklı faaliyetler gösterdi. Bugün Ankara Belediyesi'nin teşkil ettiği 100 satıcı, 100 tasarrufatçının bir yerde mallarını satış ettiği yarmarkadayız. Güzel kokuyor. Kahramanmaraş'ta iki mağazam yıkıldı, bir fabrikamın yarısı yıkıldı. İş adamlarının, sanayicinin daha çok desteklendiği, esnafın unutulduğu bir ortam olduğu için deprem zamanı. Esnafla iletişime geçtim ve hepsinin neredeyse çok ciddi zor durumda olduğunu, borçlarını ödeyemediğini, maaş veremediklerini, şehirde insan olmadığı için, dükkan olmadığı için, artık kalmadığı için satış yapamadıklarını söylediler. Ben de bundan hareketle Sayın Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş Beyefendiye ulaştım. Sağ olsun bizi asla kırmadı. Hızlı bir şekilde protokol imzaladık. 6 günde 100 tane esnafı Ankara'ya getirdik. Kolay gelsin. Destek olabildiğimiz kadar oluyoruz. İnşallah iyi bir şekilde ayağa kalkar diyoruz. İşletmemizde özellikle kırık dökük anlamında hasar çok oldu. Ama çok şükür ki çiftliğimiz ayakta, hayvanlarımız sağ. Ama tabii üretimlerimiz devam ediyor. O yüzden önümüzdeki süreçte de çıkan sütlerimizi ürünlere dönüştürerek tekrardan satışa sunmak durumundayız. O yüzden bir an önce toparlanmamız gerekiyor. Bu depremzedelere çok üzüldüm. Kahramanmaraş'ı duyunca hemen atladım. Birinci gün geldim ve bazı yerlerden de alışveriş yaptım. Özellikle daha çok yapacağım. Öncelikle başta belediye başkanımız Sayın Mansur Yavaş olmak üzere tüm Ankara'ya teşekkür ederiz. Gerçekten bizi ücretsiz ağırlamaları, konaklatmaları gerçekten bizi çok mutlu etti. Ve Ankara'ya adımızı attığımız ilk dakikadan itibaren 46 plaka göründüğünde inanılmaz derecede bize iyi davranıyorlar. Yani hakikaten şu anda iyi ki gelmişiz diyoruz. İş yerim ağır hasarlı. Satış mağazamı hemen acilen yağmalamasınlar diye çıkarttım. Buraya geldik, davet ettiler. İnşallah iyi olacak. Canımız sağ elhamdülillah. Maraş bitti. Eski Maraş gitti. Esnaf memnun. Özellikle işte gıda ürünü satan arkadaşlar memnunlar. İnşallah diğer esnaf da daha güzel satışlar yapar ve mutlu ayrılırlar. Garip doğdum dünyaya, garip giderim. Ne anam kaldı, ne babam, ne vefalı bir akrabam, ne de hayırlı bir kardeşim. Yüreğime akar gözlerimin yaşı, bir beyaz gülle bir kırmızı gül olsun benim mezar taşı. Bugün Ankara'da Kahramanmaraş günleri geçirildi. Hem zelzelede zarar çekenlere destek olundu, hem de insanlar bir araya gelerek biraz daha olsa ehval ruhiyeni kaldırmaya çalıştılar. Ankara'dan Lale Kurbanova, Amerika'nın sesi için.